Efendim Beyaz Tv yayınlarıyla devam ediyoruz. Türkiye Tek Yürek. Ee, yeni mucizelere ihtiyacımız var ve yeni mucizelerin haberleri geliyor. Gelmeye de inşallah devam eder. Ee, bizler ortak akılda iki saat boyunca Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikte yaşananları konuşacağız. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hani nasılsınız soramıyoruz artık. Yani böyle bir ortamda nasıl olacağız zaten. Can kaybı sayısı 24.617, yaralı sayısı 80.278'e yükseldi. Tabii konuşacağımız çok şey var, değerlendireceğimiz çok şey var. Ee, önce bir girizgi alalım sizden Sayın Güderce, sonra devam edelim deriz. Evet, depremi program boyunca konuşacağız fakat e, isterseniz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı, Deniz Baykal'ın vefatıyla evet. başlayalım. Olur. 84 yaşında idi ve son günlerde gripal bir enfeksiyon geçirdiği söylenmiş ailesi tarafından ve Ankara'da evinde uykudayken hayatını kaybetmiş. Bir döneme ben kendimi bildim bileli gazetecilik de bayağı eski sayılırız. İlk mesleğim gazetecilik. Yani 70 1.72'de sarı basın kartım vardı. Paykal'ı uzun süredir takip ediyorum. Ben de kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerinin, ailesinin başta başı sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanı da bir mesaj yayınladı bununla ilgili olarak. Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Keza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop yine kendisine Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine başsağlığı diledi. Bu minvalde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Reyer Bakanlar e, ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da baş sağlığı dilediler. Bir döneme damgasını vurmuş bir isim Deniz Baykal Yani e, bazıları <laughs> rahmetliince e, Twitter üzerinden rahmet soru işareti diye atmışlar. E, Allah'ın kime nasıl muamele edeceğini biz bilemeyiz. E, tövbe kapısı açık rahmet kapısı açık bağışlayıcı affedici o bazı günahlarını kastediyorlarsa e, orada çok ağır konuşmamakla birlikte herkes kendi günahını düşünsün derim e, kendi günahlara batıp çıkmışken başkalarının günahıyla uğraşmak günah avcılığı yapmak da <laughs> müslümanca bir davranış değil onun için e, ben Müslümanım diyen <laughs> insanın arkasından evet rahmet okunur. E, onu onun Müslümanlığına şahit olan insanlardan birinci elden ben de şahidim. Oruç tuttuğuna misal çok kişi bilmiyordu. En yakındaki birisi söyledi. Hatta bunu Ramazan'da açıkta da etmiyor yani ben bir gideyim geleyim diye yan tarafta orucunu açık Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Şimdi deprem e, tabii ki e, pek çok açıdan ele almamız gereken evet. bir konu. E, evvela şeyden başlayalım. Son durum bu sabah e, Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan köşesinde aldığım bilgile bilgilere göre demiş. E, bölgede kurtarma arama ekip sayısı 32484 arama kurtarma ve destek hizmetlerinde yer alan toplam sayı 218 bin bu rakamları verelim de biraz sonra devlet nerede diye bağıranlara çok şey söylememiz gerekiyor Evet arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerin sayısı 75 yabancı ülkelerden gelen Arama Kurtarma Personelinin sayısı 8.294. Yani dünyadan o kadar çok koşanlar oldu ki hatta bazıları şimdi gelmeyeceğiz de ne zaman geleceğiz diye e, Türkiye'nin daha önce kendilerine yaptığı yardımları hatırlattılar. Evet yine devlet nerede diye bağıranlara bakanlar biliyorsunuz daha ilk Gün ilk dakikalarda 10 vilayete dağıldılar, oradaydılar ve şu anda illerde koordinasyon görevini yapıyorlar. Bu arada başka illerden ve ilçelerden de biliyorsunuz 35 vali, 133 mülki idare amiri ve 68 il müdürü görevlendirildi. Dolayısıyla... E, Bölgedeki araç ve iş makinesi sayısı da devletin gücünü gösteriyor. 12.473. Bölgeden tahliye edilen vatandaşların sayısı 106.428. Bölgede silahlı kuvvetlere bağlı olarak görev yapan gemi sayısı 26. Uçak helikopter sayısı 134. Bu da şeye kafak olsun. Silahlı kuvvetler nerede? Asker sahada görülmüyor. Ya birilerinin inan ki e ee, eski o askeri darbe yapmaya çağıran üst düzey bir komutan konuşuyor. Laflarını, manşetlerini atanların e, neyse ağır laf söylemeyeyim. Tekrar şeyleri hortladı yani. Evet. Askeri arıyor. Ya yapılan işlere baksana. Asker orada Milli Savunma Bakanı o yüzden kaç defa toplantı yaptı, açıklama yaptı yani. Evet. Uçak ve helikopter sayısı 184. İkram aracı sayısı 86, mobil mutfak sayısı 334, ee, geçici barınma bölgesi hazırlandı, 1 milyon 100 bin kişilik devlet nerede? Çadır sayısı 175 175.960, psikolojik destek için görevlendirilen uzmanlar da var, bunların sayısı da 2.174, evet. Şimdi Sayın e, Bakan Kurumda da 10 e, ilde, burası da çok önemli, bunun da üzerinde durmamız gerekiyor, 171.882 bin bina incelenmiş, 24.921 bin binada 120.940 bin Bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş. Depremin ardından bugüne kadar meydana gelen artçı depremlerin sayısı 2.103. Evet. Ve en büyük 6.6. Yani Milli arçı Savunma yok. Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada 26.211 personelle birlikte çalıştığını ve toplam 54 tabur 29 doğal afet arama kurtarma ekibinin sahada olduğunu ve bir halen hava koridoru kurulduğunu evet. söylüyor. Tabi yani e, ilk andan itibaren bir kesim özellikle e, yardımların ulaşmadığını afadın gelmediğini söyledi ama mesela şunu atladılar bu deprem e, Türkiye tarihinde görülmemiş bir deprem. 10 şehirde birden. Afat ilk önce acil duruma geçerken mesela Kahramanmaraş'ta deprem varsa en yakın 5 il alarma geçiyor. Ama en yakın 5 ili yıkık. Gaziantep'in yine en yakın 5 ili yine yıkık. Yani elbette onların gelmesi Afat'ın şehirde tane birden görüntümüz olması var. çok çarpıcı. Yani. Bu felaketin boyutunu gözler önüne ikiyi verelim. O depremin evet. çarpıcı görüntüsü tabii yani depremin boyutunu gösteriyor. 7.7 ardından 9, 9 saat sonra 7.6 ve çok uzun sürdü Sayın Gülerci. Bakın evet. görüntü bu. Yavaş başlıyor. Bütün bakınız zemini toprağı tabii tabii. Beşik gibi sallıyor. Bakın. Bu daha önceki depremlerde bu Şu tür görüntü alma diyorum? olmadığı e için. Yok, bu, bu kadar olmamış. Onları bilemiyorduk yani. Bu kadar olmamıştı. Evet. İnanılmaz bir görüntü. Bir de dağın yarıldığı görüntü var Hasan Bey. Fay hattının gittiği zeytinliğin evet. birbirinden ayrıldı. Bakar mısın şu görüntünün çarpıcılığına Evet. Ve işte bu. Dağın yarıldığı zeytinliğin bölündüğü. Kılıçdaroğlu'nun bugün tabii <laughs> üzerinde söylediklerini duracağız. Abartıyor diyor hükümet diyor. Yani çok büyük depremmiş de dünyada böyle deprem olmamış da bu görüntüler daha önce görülmüş mü yani? Bunun genişliği 200 metre, derinliği 30 metre Tükker Evet. Yani öyle bir enerji birikmesi var ki... E, normalde tepe, bakın orası birleşik. Evet. O iki zeytinlik sağda tepe ve solda birleşik yani. normalde. Bakın böyle bölünmüş, yarılmış. Çok acayip. Yani. Şimdi AFAD'dan yapılan açıklamada deprem risk azaltma genel müdürü Orhan Tatar'ın bir açıklaması var. Gördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. İki deprem bir defa üst üste. Bu da görülmüş değil dünyada. Tabi. Yani aynı yerde noktada biri 7.0'da 7, biri 7.0'da 6, 6 şiddetinde iki tane deprem zaten çok. Büyük. Bir de uzmanların söylediği bir şey var. Bu kadar yıkıcı olmasının sebebi yüzeye yakın olması İlk deprem Yüz 7 kilometre derinlikte sadece. Evet. Şimdi diyor ki. Orhan Tatar, e, ikinci ilk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Çok uzun bir süre. Mesela biz Çok. Yalova'da 99 depremini 40 saniye, 45 saniye yaşadık. Bir türlü bitmek bilmiyor. Yani bir doğruluyorsunuz ancak yatakta duruyorsunuz. Yani kimisi ya kalksaydınız bir yeri kaçsaydınız. Ya Beşik'ten sallanan Beşik'ten ayağa kalkılabilir mi? Yani Yalova depreminin yanında bir şey kalmadı yani. İşte Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Bu deprem Yalova-Gölcük depreminin 99 depreminin 3 katı. Evet. İkinci depremin süresi 45 saniye. Yani bölge toplam 2 dakika boyunca şiddetle sarsılıyor ve açığa çıkan enerji. 500 atom bombasının enerjisine sahip. 500 atom 500 bombasından bombası. bahsediyoruz. Ya Şimdi... bir mesela bir deprem jeologla konuştuk sayın gülerci. Evet. Çok enteresan bir şey hani depremin şiddetini anlatması açısından 17 Ağustos depremindeki fizik gücü 0,4 G dedi. Ve biz de evet. Türkiye'deki binaları da 0.5, 0.6, 0.7'ye göre yaparız dedi. Maraş depreminin kuvveti onun 5 katı dedi. Yani vurma şiddeti açısından Maraş depremi dünyanın hakikaten de en büyük kara depremi. Dünyanın önde gelen uzmanları var. Mesela bir tanesi Japonya Tohoku Üniversitesi profesörü Toda Shinjin bu büyüklükteki depremlerin bin yılda bir görüldüğünü söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun kulağına küpe uzun. Evet. TRT Haberi özel demeç verdi kendisi ve ortaya çıkan enerjinin hani çok bilinen Kobe depremindekinin 15 katı olduğunu söylüyor. Evet, Türkiye'deki son deprem diyor. Çin'deki Sichuan, dünyadaki Alaska, Yeni Zelanda, Tibet depremlerinde bunlar çok büyük deprem olarak kayda geçmiş depremler. Bunlardan daha büyük ve kötü ve bunların birçoğu da mesela denizde meydana gelmiş, arazide meydana Tabii. gelmiş. Böyle yerleşim yerinde değil doğrudan yerleşim merkezinde olduğu için e, yıkım daha fazla. E, mesela Washington Post bu deprem Amerika'da olsaydı diyor e, 1989 yılında Kaliforniya'da e, gelen depremle kıyaslıyor. Köprülerin hepsi yıkılırdı diyor. Yani Kaliforniya depreminden 20 kat daha büyük. Evet. Şimdi Sayın Bekir Bozdağ'ın e, sözleri var. Dilerseniz onu da izleyebiliriz. Evet, onu da izleyelim. Evet, Adalet Bakanı hani özellikle tabii şimdi müteahhitleri konuşuyoruz. En çok konuştuğumuz şey bu. Adalet Bakanı da binaların yapımında kusur olanlar hesap verecek dedi. Evet, Sayın Bakan e, bu şekilde bir açıklama yaptı. Tabii Sayın Gülerce, yani herkesin konuştuğu bu binaların yapımında kusuru olanlar. Şimdi bakınız, e, bu konuda uzun konuşmamız lazım da. Şimdi bir defa yüzde 99'u bu yıkılan binaların e, deprem yönetmeliğine 99'dan sonra çıkan deprem yönetmeliğinin öncesinde yapılmış binalar. Burası çok önemli. Yüzde 99'u bu İçişleri Bakanı'nın ifadesi. İkincisi herkes yazıyor, çiziyor. Bunu Belli partilerin belediyelerine bağlamak doğru değil, değil. bu işi. Hepimiz yurdu mu insanı? Aynen. Yani bu rant denilen şey nasıl bir şeyse, insanlar e, tamam abi hallederiz abi şeyiyle gidiyor. Halbuki Yalova'daki depremden sonra ben birkaç defa daha söyledim. Ortaya çıkan bir gerçek var. Yıkımların çoğu uygun olmayan zeminlerden dolayı oldu. Ve o güne kadar da inşaatlarda hep ikinci planda tutulmuş laf olsun diye gündemde olan zemin etüdü vardı. Zemin etüdü manşete çıktı. Zemin etüdü çok önemli dendi yani. Fakat burası Türkiye kardeşim. Zemin etüdünün doğru yapılıp yapılmadığını kim denetleyecek? Bak geliyor ha, iş denetlemeye. Denet, denetleyen sen şimdi çok güzel zemin etüdü yaptım diyorsun. Doğru mu acaba yani? Mesela Yalova'da Hacı Mehmet Ovası'nda 30 metre derinlikte sağlam zemin buldular. Bu hiç kimsenin aklına gelecek bir şey değil. Ya 30 metre derinlikte temel atılacak sağlam zemin olur mu? Neden? Çünkü orası alüvyonlarla doldurulmuş bir ova. Hatırlandı. Tarihte binlerce yılla alüvyon. Şimdi mesela Hatay'da yıkım olan yerlerle ilgili de bu alüvyonlu arazi Lafı gündeme geldi. Tabii. E şimdi hiç alüyonlu olduğuna yani temel atmak için 20 metre, 30 metre derinlik olup olmadığına bakılmaksızın zemin atıcı öyle usulen yapılmışsa bu cinayetlerin, cinayet bunlar. Cinayetlerin pek çok katili var. Bak bu dünyada şimdi Adalet Bakanı'nın yani herkese hesap soracağız, ayırt etmeyeceğiz deniyor ya. Ben maalesef Yalova'da onu görmedim. Maalesef. Sorulması gereken hesaplar sorulmadı. Yani sonradan devreye ne giriyorsa, ne oluyorsa hesap sormaktan çekiniliyor. Mevzu biraz soğuduğunda hemen unutuluyor, Bak, bir şeyler oluyor. Yayılıyor bu şimdi. Önce bir yakalanıyor, sonra mahkeme yargı süreci başlıyor. iki sene, üç sene sonra unutuluyor. Hangi müteahhit, tabii, tabii. nerede, ne yapmıştı diye. Denetim konusu çok önemli. Mesela inşaat mühendisleri kolay kolay yanlış yapamazlar. Bir de mesela mimarlar, inşaat mühendisler bunlar çok Türkiye genelinde üniversiteler düşünülürse iyi eğitim alan insanlar. Yani artık bilim bu teknoloji bu konuda çok ileri gitmiş ki yanlış hesap yapmaları mümkün değil. Hatta örnekler var değil mi? Binanın camı bile kırılmamış olduğu gibi yatmış. Nedir bu? Mühendislik olarak çok doğru. E Hata nerede? Zeminde. Zemin sağlam zemine erişilememiş. Başka bir ifadeyle zeminle temel arasındaki bağlantı istenildiği şekilde kurulmamış. Bina yan yatmış. Yalavada da böyle çok var. Cennetten bir köşe diye satıldı o mesela bina. Ya şöyle arkası üstü yatağı. Bir karıştırıyor şimdi. Cenneti karıştırıyor. Tutuklandı evet. biliyorsunuz. Verdiği ifadede de demiş ki ya bizim temelimizde sıkıntı var. Bakın binanın bütününe bir şey olmadı. Arkası üstü yattı demiş. Temeli kim yaptı? Ya? Temeli kim yaptı? Başka müteahhit mi yapmış yani? Rezalet. Ve yeni bina o yani. Şimdi bakın Pazarcık depreminden hasarlı çıkan Elbistan'ı böyle bir haber var. 9 saat sonra gelen ikinci deprem yıkmış. Bu da çok enteresan. İlk depremde ilçede, Türker Bey sadece 9 bina yıkılmış. 9 hmm. bina. Vatandaşlar şehrin girişindeki sanayi bölgesine taşınmışlar. Fakat bakmışlar ki yani daha deprem olmuyor, öbür sarsıntılar. Sağlam diye evlerine geri dönmüşler ve ilçede 600 bina daha yıkılmış. Önceden 4 tane yıkılmış. Şimdi e, enteresan bir bilgi bugünkü Milliyet gazetesinde var. Mert İnan imzalı fay hattında can kurtaran izolatörler başlığıyla verilmiş. Yapısında kullanılan sismik izolatörler sayesinde Elbistan Devlet Hastanesi hatta bu hastanelerle ilgili yani Recide bizde onun görüntüsü vardı arkadaşlar Elazığ'dakinin. Yani hastane ayakta safa sağlam tek başına etrafındaki bütün binalar yıkılmışlar. Çok enteresan bir örnek yani. Tabii tabii. Zemin aynı zemin, fayatta aynı fayattı. Elbistan Devlet Hastanesi, Hatay Dört Yol Devlet Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi yıkıcı depreme rağmen dibnik ayakta. Her iki büyük depremde de kolonlara yerleştirilmiş sismik izolatör cihazları sayesinde hiç hasar almamış buraları. Çünkü bu izolatörler sarsıntıyı beş kat azaltıyorlar. Azal. Binaların kolon temel ve perde kısmına Sinelerden yerleştiriliyor. Görüntü. Evet. İzolatör. Ve sarsıntı sırasında ameliyatlar devam etmiş bu hastanelerde. Mesela 6.8'lik depremi 3.2 olarak hissediyor izolatör sayesinde. Ee, hemen üstünde olanlar. Tabi izolatörler inşaatta inşaat kadar maliyeti olduğu için e, maalesef ya, yani çok yerde kullanılıyor. İnsan hayatının maliyeti maalesef. zaten karşılaştırmamak lazım. Fakat bakın şimdi bu söylediğimiz izolatörler nerede var? Devlet, hastanelerinde. Hastaneler Niye mesela bu izolatörler böyle büyük binaların, apartmanların yapımı için şart koşulmuyor? Bir Japonya'da hep böyle ekonomik oluyor. saldırı oluyor. Bir bakıyorsunuz kiralar, fiyatlar iki kat, üç kat artıyor. Şu görüntü Niye? bakın. Şu an arka verdi izolatör, arkadaşlar. değil mi? Şu izolatör. Cismi izolatör. Evet. açabilirsiniz istiyorsanız. Aşağı bu... sallansa bile yukarısı sallanmıyor. İnanılmaz bir sistem. Şimdi mesela herhalde devletimiz bundan sonra bu hususu tekrar gündemine alacak. Bundan sonra yapılacak binalarda, büyük binalarda bunu mecbur tutacaklar. Evet. Yani şart. Her şey geri gelebiliyor ama can geri gelmiyor ki. Bak şu anda 25 bin civarında değil mi? Kaybettiğimiz can kim? Benim endişem var. 30 bini de geçecek gibi çünkü daha yığın halinde duruyor Çok apartmanlar. Şu anda sadece ses var mı, ısı var mı can kurtarmaya çalışılıyor. Yani mesela görüntü olmayan, ses gelmeyen yerlerde kaç kişi kalıyor? Onlar kaç kişi var? Bakılmaz. Gecenin dördünde olmuş bir deprem. Şimdi deprem sırasında en çok duyduğumuz şey muhalefetten. Sosyal medyada bilhassa bu sosyal medya üzerinde biz Mısır'daki darbeler öncesinde Amerika'da yetiştirilen sosyal medyacılar olduğunu söyleyerek bunun çok önemli olduğunu söyledik. Hı hı. Aslında sosyal medyada devlet Allah'tan bu sefer tedbirliydi. Yalanları hemen çabuk yakaladılar. Provokatörleri çabuk yakaladılar. Buldular. Afişe ettiler. Devlet nerede? diye sormak devlet düşmanlığından başka bir şey değildir. Devlet nerede diyenler alınmasınlar. Bu devlet hepimizin devleti. Devlet nerede demekle insanların moralini niye bozuyorsunuz? He? Yani hiçbir mi şey yapılmıyor? Bakın ben bir özet çıkardım. Şimdi deprem bölgesinde AFAD var en başta değil mi? Sonra ne var? PAK var. <laughs> Duyduk mu hiç ismini? Duymadık değil mi? Ben giriyorum internete. Ya bu PAK ne? JAK ne? JOAK ne? PAK polis arama kurtarma ekibi. Bunlar da orada. JAK jandarma. jandarma arama kurtarma Jack. Jack, jandarma komanda özel asayiş komutanlığı. Dün akşamki mucizelerin altında evet. Jack ve JAK'ın çok imzası var. Bak bunları duymadı ço çoğu duymadı yani. Çünkü devlet nerede diyor adam. Devletin elemanları orada. Umki ben... orada. <laughs> Şimdi onu da söyleyeceğim. Önceki gün bir esnaf arkadaşla konuşuyoruz. Ona bir öğretmen arkadaşı demiş ki bu devlet nerede demiş ya. Bu yıkım nedir böyle? Arkadaş da diyor ki eşinin diyor hemşire olduğunu biliyorum ben diyor. Dedim ki kendisine eşiniz nerede şu anda? Ya Sağlık Bakanlığı aldı deprem bölgesine götürdü. E deprem bölgesine götürdüyse kim götürdü? Devlet götür. E devlet burada. Devlet nerede diyorsun? Bir de sivil vatandaşların onu da konuşacağız. Şu anda inanınız cepheye mermi taşıyan Analar yolunmaz, gibi, yolunmaz. bacılar gibi o, evet. milletimiz ayakta. Yazık, günahtır. Kendileri çalışmıyorlar oturdukları yerlerden. Devlet nerede, devlet nerede? Evet. Disak Milli Savunma Bakanlığı, Deniz İstikam Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, DAK, o da Doğal Afet Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, Güven, Itfaiye Talisiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK'lar, ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan bu iş için özellikle eğitim almış 30 binden fazla insan görev yapıyor. Evet. Şimdi iş makineleri var. Onları da söyledik. Arazözler var. Doğuşan vinçler var. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'daki hizmetlere çöktüğü gibi bu da bizim dikkatimizi çekti. O sonra da gösterebilirsiniz onları Hasan Bey. Ya limanda yangın çıktı. İki tane itfaiye göndermiş oraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Drone'la sadece onları çekmişler. Şu anda İstanbul Belediyesi limandaki konteyner yangınını söndürüyor. Orada çalışan 50-60 tane itfaiye var. böyle Her... bir zamanda bari şunu yapmayın. <laughs> ya böyle bir zamanda yapmayın ya. Yani Kılıçdaroğlu diyor ki gelin tutuklayın diyor. Bak bizim elemanlar nasıl çalışıyor diyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi havaalanını tamir ediyor. Ya senin havaalanına ilgin yok ki biraz sonra söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki ya organize yapan biziz. Araçları olanları da gidin molozların kaldırılmasını siz görev yapın diye yönlendirdik. Onlar da Ankara Belediyesi'nin iki tane, üç tane vasıtasını çekiyor. Ankara Belediyesi'nde havaalanını yapıyor. Allah Allah. Ya bir de siyaset karıştırılmasın deniyor. Maalesef Kılıçdaroğlu ilk dakikadan itibaren mevzuya çok siyaset karıştırdı. Daha ilk dakikadan itibaren. Belki de tarihi bir fırsat tepti Kılıçdaroğlu. Çok başka olabilirdi. Şimdi bazıları dediler ki ya bu kadar büyük yıkıntı var, acı var. Herhalde burada CHP ve altılı masadakiler değil mi? Bir siyaset yapmazlar yani. yani. Çok başka o bir tablo bekliyordum da ben değilim. mesela ama yanıldık. Ya bakın bu insanların zihniyeti hani CHP zihniyeti diyoruz kestirmeden öyle bir zihniyet ki bunların mecliste grup başkan vekili neydi? Bu hükümet dedi dünyanın en iyi işini yapsa halk bize muhalefet görevi verdi desteklemeyiz arkadaşlar. Ya böyle bir kafa var. Ne demek? Burada can kurtarılıyor. Niye desteklemiyorsun? Niye moral bozuyorsun? Şimdi o moral bozanları peş peşe sıra, evet. sırayla söyleyeceğiz. Birazdan sonra. Mucizevi kurtuluşlar var tabii bir yandan da evet. Sören Gülerce. Dün gece de kurtarıldı. Sabaha Onlar, karşı da yine kurtuluşlar vardı. Umut, umut oldu vardı. bizim milletimize. Bu canlı Ve... görüntüler değil mi arkadaşlar? 151. saatteyiz. Canlı. Adıyaman burası. Narlı Kuyu Apartmanı. Doğru mu Şimdi Yalova'daki depremden sonra hala kurtarma devam ediyor. Böyle 7-8 gün sonra da çıkan oldu mesela. Oldu. Bir arkadaş var tanıyorum ben. 8 günden sonra çıktı. Bugün 7. gün. Evet. inşallah. İnşallah. Bugün yeni umutlara ihtiyacımız Bunların var. Bunların hepsinin arkasında bir hikaye var. Şimdi so. çocuğunu kaybeden var, annesini kaybeden var, babasını kaybeden var, eşini kaybeden var. Mesela Kıbrıs'tan he, okul öğrencileri turnuvaya gelmişler. Adıyaman'a. Adıyaman'a. Orada bir oteldeler. Hepsi vefat etmiş. Şimdi bunların ailelerini düşün. Aslında acı çok büyük. Çok. Yani bu acı üzerinde tepinmek var ya insanlık dışı bir şey. İnsanlıktan çıkmış olmaları lazım. İnsan değiller yani. Şu Ümit Özdağ'ın yaptıkları teker teker el alıyor. İnanılmaz. Ya bu sen kimsin? Necisin? Ne yapıyorsun? Ajan provokatör müsün? Görevli misin? Hiç mi senin vicdanın yok ya? Biri tweet Bu, atmış çok güzel. Fark ettiğim kadarıyla herkes iki şeyde hem fikir. Birincisi halkımızın olağanüstü iyiliği, ikincisi Ümit Özdağ'ın olağanüstü kötülüğü. Evet. Hakikaten öyle. Mesela şu Muharrem İnce benim şu dememde bir sakınca yok. Benim öğrencim bir dershanemiz dedi. Öğretmen öyle bir samimiyetimiz var. Ya adam bir cumhurbaşkanı adayı oldu. Aldığı oyu kendisinden bildi. Kendisini bir yere konuşlandırdı. Şimdi Ümit Özdağ ile ittifak kurmaya çalışıyor. O da gece yarısı gitmiş. Gece yarısı sokakta dolaşıyor. Kimse yok buralarda diyor. Ya bir enkazın başına gitsene kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun sizler olmasanız bak bu canlar nasıl kurtarılacak desene. Devlet millet beraberiz desene. Birlikteyiz desene. Hayır. Bunlarda öyle bir beklenti var. Sanki tekrar cumhurbaşkanı olacak. Yok böyle bir şey kardeşim. Bittin ya. Ya alacağın yüzde bir, Yok yüzde bir şey iki o için şurada yani acılarımız başka sözler söylemeye gerek mi? var mı ya? Acılarımız üzerinden siyasi rahat devşirmeye çalışıyorlar. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Yakışık almıyor. Siz normal insanlar değil misiniz ya? Ne bu Erdoğan düşmanlığı, Cumhur İttifakı düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı? İnanınız bakın şimdi aklıma geldi. Çok aklıma geldi gitti de bir şey canlı yayında hatırlamaya bilirim dedim. Devlet şu yıkımın altında kalsaydı var ya bunların hepsi diyecekti. Biz sizi ne zamandır diyoruz. Bunlar yönetemiyorlar Türkiye'yi. En sonunda gördünüz mü? Bak altında kaldılar. Muharrem İnce'nin e, hazırmış. Biz kelebekte kalalım. Ali Can e, hep böyle verebiliriz. Ortada verebiliriz. Ben Kopayalım. yine de ismini alıyorum. Evet. Sözleri de bu. Gece yok, asker yok çorba. Enkaz başına git bakalım hakikaten. <laughs> Kimler çalışıyor ya, bir gör. Sen şimdi yani milletin seni desteklediğini mi zannediyorsun bu laflarınla, he? Erdoğan Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan şimdi... e, provokatörlere çok sert çıktı tabii yani. Onu bir izleyelim dilerseniz deprem bölgesinde. Evet, dün e, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da en son konuştu. E, ondan önce şeyi mi söyleyeceksiniz? Adıyaman'da çadır kenttekini mi? Hangisini vereyim Arkadaşlar hangisi var? Bir, bir dinleyelim. Üzerine konuşuruz. Üzerine konuşuruz. Evet. Aynen. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri böyleydi. Sayın Güderce tabii. Evet bu daha önce Cuma günkü konuşmasından Karaman, ile Hatay ve Adana illerini ziyaret etti. bir yıl içinde konutların yapılacağını söyledi e, ee, hala Hızı'da Türk Silahlı Kuvvetleri ile diyen güvenlik birimlerinin 26 gemi 75 uçak 81 helikopterle çalıştığını söyledi. Evet. Milletimiz deprem yıkıntıları altında inlerken yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz. Biraz sonra şeyin üzerine de duracağım. E, olağanüstü hal ilan edildi. O çok önemli bir konu. E, kimler bozuldu o işe? Dün Diyarbakır'daki konuşmasını da hazırlayabildik mi Hasan Bey? Onlar galiba e, şeyden akıştan atıldığı için siz söyleyin istiyorsanız. Evet e, Dün de Diyarbakır ve Şanlıurfa'da önemli açıklamalar yaptı. Birincisi yaz mevsimine kadar üniversiteler Türkiye'de bütün üniversiteler tatile evet. giriyor. Evet. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler. Dolayısıyla üniversitelerin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtları bu depremden evleri yıkılan, göç etmek zorunda kalan orada da şimdi yani şöyle bir kampanya verilecek. Yani çocuklar okuldan kopmasın. Hayata yeniden üniversiteye dönecek diye çok söyleniyor ama yani yurtlar var. Yurtların depremize de depremzedelere verilmesi var orada başka bir hikaye var. İşte devlet nerede diyorlar ya devlet burada. Yani tek adam diyor mesela şeyde Kılıçdaroğlu da Akşener de Babacan da tek adam olursa böyle olur. Ya tek adam olur mu? Bir tane koordinatör insan Klima var en başta. başta. Yani bu fikirler nereden çıkıyor? Onun kafasından mı çıkıyor hepsi yani? Orada teklif getiriyorlar. Bakın diyorlar Osmaniye'de böyle oldu yurtta şu anda 200 kişi kalıyor. Yemek var sıcak o da var. O zaman bunu genişletelim. Pandemi döneminde ne oldu? Bütün okullar, orta dereceli okullar kapatıldı. Uzaktan eğitim olmadı mı? Orada da yine Pan üniversite yurtlarına evet. Covid'den yurt dışından getirilenler yerleştirildi mesela. Ya bak dedi ya işte o CHP'li. Ne yaparsa yapsalar. Mesela gene Muharrem İnce diyor. Ya üniversitelerin kapatılması iyi olmadı diyor. Buyur sen bir fikir söyle. Yüz binlerce insana yer lazım. Otelleri açtılar değil mi? Ev sahibi olmak isteyenlere, ağırlamak isteyenlere duyuru yapıldı. Onlar da devrede. Evet. Şimdi Mart-Nisan celplerinde de e, deprem bölgesindeki 13 bin yükümlü celpleri Mayıs'a ertelendi. E, çok güzel bir ifade var. Yani bir özet aslında şu yıkımların ardından Sayın Cumhurbaşkanı'ndan okumak istiyorum. Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Biz bu coğrafyada bin yıllık tarihinde nice badireyi atlatmış bir milletiz. Biz işgal girişiminden darbe ve teröre kadar nice saldırının üstesinden gelmiş bir devletiz. Ya 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin üstesinden gelmiş bir devletiz, bir milletiz. Biz bir daha ayağa kalkamaz diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Biz bugüne kadar milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş sözünün eri bir hükümetiz. Bu da şunun için önemli. Şimdi bir milyon konut bir sene içerisinde yapacağız dedi ya bir yıl içerisinde. Yine karşı taraf başladı yapamaz nerede yapacak ya. On yıl diyorlar bunun yapılması diyorlar. <laughs> siz ha bak o doğru sen olsan siz olsanız 10 yılda bile yapamazsınız. Ya işleyen bir mekanizma var zaten TOKİ'de yani. Ve TOKİ'nin yaptığı şeyi demin söyledik sismik izolatörleri. TOKİ'nin yaptığı sırası gelince söyleyeceğim. Maraş'taki konutlar mesela. Osmaniye'de Maraş'ta. hiçbir hiçbiri yıkılmadı. Hiçbirisi yıkılmadı. Bir tane bile yıkılmadı. Evet. Şimdi Şanlıurfa'da da e, hal hazırda sadece üniversite Kredi Yurtlar Kurumu değil, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda, yurtlarda, uygulama otellerinde ve öğretmen evlerinde de 460 bin vatandaş barınıyor. Evet, geçici barınma merkezlerinde şu anda 1 milyon 100 bin kişi var. Ya bunların organize edilmesi, yerleştirilmesi bu kadar süre içerisinde Birleşmiş Milletler'den bir yetkili diyor ki ya örneği yok mu diyor ya. Yani gören görüyor ama bunlar görmek istemiyorlar. Evet. Peki Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın da sözleri var. Dilerseniz onu da izleyelim. Evet. E, onu da izleyelim. Bahçeli'yi ben öne alalım diyecektim Hasan Bey. Unuttum bunu. Neyse. Bir sonrakinde hemen. Bir sonrakinde Bahçeli'yi. Evet. Bahçeli Bahçeli Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının evet. sözleri. Yani Fuat Oktay bile böyle diyorsa yani çünkü. Yarın açılıyor yani hava bu itibariyle itibariyle evet. çok sakinliğini bildiğimiz Fuat Oktay. Çok Şeyle haklı bir isyanda. Çok haklı. Ee, ...İskenderun Limonu'ndaki yangına da cevap verdi bu konuşmada. Bunlardan birisi de İstanbul Belediyesi. Davet eden biziz, oraya alan da biziz. Yaklaşık 40 araçla müdahale edilen bir yangın. Bunların yarıdan fazlası da Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçları. Buna ilaveten Konya, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir gibi birçok belediyenin araçları var... İstanbul Belediyesi var onların arasında. Orada sadece kendi araçlarının fotoğrafını hem de drone ile çekip tesadüfen cebinizden alıp çekme değil. Fotoğrafa baktığınızda çok özel bir çekim olduğunu görüyorsunuz. Sonra da kalkıyorlar. Biz yangını söndürdük diye meydan okuyorlar. Bu kadar ucuzlamasın. Bir insan ve bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz hem de yüzyılın afeti dediğimiz bir dönemde değerlendirmesinde bulundu. Yani bu görülmüş bir, hani kelimelere dikkat ediyoruz ya, Ya görülmüş bir şey değil. Sayın Bahçeli'nin sözlerine geçelim. MHP'li devlet Bahçeli'den de grup toplantısında önemli sözler geldi, buyurun. Arkadaşlar hatırlatıyor, Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarında termal kamerayla ısı tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşıldığı zannedersek ee, inşallah enkazdan i̇nşallah. güzel bir haber daha getireceğiz. 151-152. saatlere doğru ilerlerken. Sayın Bahçeler'in sözleri Sayın Günerce. Şimdi benim dikkatimi devlet ne de falan diye bir slogan buldular ya. İnandırıcı değiller yani. Millet devletiyle beraber öyle yardımlar oluyor ki ben Yalova'dan biliyorum. Z kuşağı diyorlardı ya, güya başka bir mana yüklemeye çalışıyorlardı. Şimdi belediyelerin düzenlediği bu yardım toplama işine öncelikle gençler gönüllü gidiyorlar. Evet. Yani ay ayırmışlar odaları mesela. Hiç giyilmemişler, hiç kullanılmamışlar. İkinci el, sordum ikinci eller yani öyle hemen bir yerden alınıp bulunup da getirilen değil mesela yıkanmış, temizlenmiş, hazır montlar. Bayanlar var çevreden duyuyoruz yani çevremizden. Şu anda kaşkol örüyorlar, bere örüyorlar. Ama bunu yaparken onlardaki heyecanı gözlemek lazım yani. Ö öyle dedim yani cepheye e, mermi taşıyan. Tabii tabii, tabii. herkes tek yürek oldu herkes. Şimdi bunları görmüyor. Kendileri de bir şey yapmıyorlar. Orada ee, gene gidecekler mesela şimdi benim konuştuğum insanlar. Ve milletin bu heyecanını, devletin şu fedakarlığını, gayretini görmeyip de devlet nerede diye manşet atan karar gazetesi ve yazarları beni çok etkiledi. Benim manşet arkadaşlar. Bakın neden etkiledi? Ya bu insanların çoğu bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken onunla beraber çalışmış insanlar. Bir yazarı aynı zamanda şimdi ne yazdığını okuyacağım. AK Parti'den Bursa milletvekili oldu. Milletvekili yap. Ya bu Erdoğan ne yaptı o insanlara? Ya? Hakikaten ne ya, yaptı? Yani ölünceye Şu kadar, iktidarda ölünceye kadar sizi hep değerlendirmek zorunda mı? Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Babacan'ı, diğer bakanları. Ya Yeni nesiller geliyor, jenerasyonlar geliyor. Hep siz mi olacaksınız yani? Nerede bu devlet? Bunun cevabını halk ha, verir. Siz, bir merak... kurtarma vardı. Hemen arkadaşlar onu getiriyor. 150. saatte çıktı. 2-3 yaşlarında bir çocuk Umke ekipleri tarafından Hatay'da Sahra Hastanesine götürüldü. Bakın kızımız bu. Maşallah. 150. saat. 150. saatte geldi o mucize. 2-3 yaşlarında henüz <laughs> Yani çocukların e, oradaki o masumiyeti. hani Yani bak şimdi 150 saat bir şey yemedi. Evet. içmedi, Değil mi? Rabbimin mucizesi. Soğuk. Şimdi mucizeye inanmıyorlar. <laughs> şimdi birkaç tane çocuk, bir kişi değil birkaç çok, tanesi çok. de şunu söylemişler. Ne istiyorsun? Acıkmışsın. Diye. Yo bir abla geldi bizi, evet. çorba verdi doyurdu diye. Şimdi biz mucizeye inanıyoruz. Olmuş olabilir. Mucize Allah'tan. Ama kimisi var külliyen e her şeyi inkar ediyorsunuz ya. Çiçeklerdeki rengarenkliği inkar ediyorsunuz. Kuşlardaki rengarenkliği. Havada nasıl uçuyor? Balina neyle besleniyor? Plakton da en küçük şeyle. En büyük canlı en küçük şeyle. Yani öyle mucizevi denge var ki kainatta. Ben Kepler kanunlarını anlatırken tutamıyordum kendimi ya. Yani güneş sistemindeki gezegenlerin hepsi odaklarından birinde güneş bulunan elips yörüngede dönüyorlar. Ve güneşe yaklaştıkça hızlanıyorlar, uzaklaştıkça yavaşlıyorlar. Eğik duruyor dünya, mevsimler meydana geliyor. Ya tutamıyordum ki babam mı tutuyor bunları burada döndürüyor ya. Dur. <laughs> bu mucizeye inanıyorsun da buradaki mucizelere niye inanmıyorsun yani? Olabilir. Allah ol deyince olur. Olur, bu kadar basit. Öldükten sonra Allah da için. siz toz olduğunuz halde, yakıp kül olduğunuz halde Allah sizi diriltecek ama inanmıyorsunuz. Ailete inanmadığınız için de sıkıntınız çok büyük. Sadece dünyayı eşelemeye çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi Karar Gazetesi'nden bahsediyoruz ya. Karar Gazetesi'nin iki yazarından yazı okuyacağım size Türker tamam. Bey. Kimler onlar? Birisi kendisi e, 2007 genel seçimlerinde AK Parti'den 23. dönem Bursa milletvekili olan Mehmet Ocak'tan şöyle yazdı. İçimiz acıyarak görüyoruz ki tek kişiye endekslenen Alaturka sistemde bu depremle birlikte kelimenin tam anlamıyla enkaz altında kalmıştır. Tek kişiye endekslenen. Cumhurbaşkanı eseni o tek kişi milletvekili yaparken tek kişi değildi ama değil mi? Ne dedin? E bizde bir kabiliyet gördü de tamam. ya, yaptı. Bizi de değil, ya. değil mi? Ne değiş Erdoğan değişmedi. Sonra bak dönüp dolaşıp aynı şeyi bunların kafasına vurmak lazım. Kardeşim partili cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsin, başbakanlıkta olmasın, yönetim gücü de cumhurbaşkanında olsun diye referanduma gidildi. Millet olarak biz buna evet dedik. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen hayır dedin. Ama milletin çoğunluğu evet dedi. Kendi kafasına mı Tek adam diye konuşuyoruz. Halk böyle istedi. Yani bu millet şu kadar bin yıllık tarihi tecrübesi var. Devletler kuran millet Kur'an millet göremedi de bir tane diktatör seçtiğini siz gördünüz ondan sonra gördünüz ama öyle mi? Evet. Aynı zamanda Alturka sistem Can de enkazın verin. altında kalmış. Evet. İtiraf edelim ki ortada var olduğunu sandığımız bir devlet mekanizmamız da yokmuş. Muhalefete çalışan internet sitelerinden biri de bunu başlık yapmış. Ortada var olduğunu sandığımız bir devlet mekanizması yokmuş. Şu kadar işi sen mi yapıyorsun? Oturduğun yerden atıyorsun. Evet. Gelelim diğer karar yazarı Elif Çakır. Bunda şöyle de iyi değil aslında yani Bu kabataş yalanıyla mı anlıyor? Evet o yalanla meşhur. Onu unuttur, unutturdular. Çalıştılar, evet. Tabii karar gazetesi tamam. yazarı Elif Çakır Bu depremin böylesine büyük bir felakete dönüşmesinin nedenleri var. İktidarın istediği kararı veren tek kişilik hükümet sisteminde kamu görevlerinde yaptığı atamalarda liyakat, uzmanlık, tecrübe gibi objektif kıstaslar yerine şahsi yakınlık, siyasi tercih, kişisel ödüllendirme gibi subjektif değerlere göre hareket etmeseydi. Mesela liyakata bakılsaydı, uzmanlığa bakılsaydı sen karar gazetesinde yazabilir miydin mi? ya? He? Yazamazsın arkadaşlar. Ne? Liyakatın nerede? Yalanlarından mı? Devletin kurumlarını siyasallaştırmasaydılar, kurumları yozlaştırmasaydılar, deprem böylesi büyük bir felakette dönüşmezdi. Devletin eli ayağı Birbirine dolaşmazdı. Afet yönetilemez durumda olmazdı. Ya Allah'tan korkun be. Deprem görüntülerini getirdik. Fay hatlarını getirdik. Üst üste 7.7, 7.6 iki tane büyük deprem 7 kilometre derinlikte olmuş. O yolu, yolun yarılması var. O şeyi getireceksiniz biraz sonra. Şirin Payzı'nın e, Önce Can Ataklı'yı getirelim. Evet. Önce şu Can Ataklı'yı getirelim de. Can Ataklı bakın e, aylar öncesinden birkaç ay önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir doğal afetle, depremle gönderilebileceğini söyledi. Seçimli değil de dedi. Buyurun izleyelim. Yani bu çok şimdi internette tabii herkes diyor ki ya Can Ataklı biliyor muydu? Böyle bir hazırlık mı vardı yoksa? Şimdi bunun üzerinde yalnız çok durmamız lazım. Değil mi? Tabii. Bu... Yani Can Ataklı'nın şahsi meselesi değil. Bir zihniyetin seslendirilmesi bu. Tam da altılı masadakilerin de e, Erdoğan gitsin isterse Türkiye bassın. Mesela burada bizim en çok söylediğimiz şey bu muhalif cephenin tamamıyla kilitlendiği nokta ya bu Erdoğan'dan kurtulalım da arkadaş ne olursa olsun be. Evet. Gitsin bu Erdoğan artık ya. İsterse Türkiye bassın ya. Ne yaptıysa bu Erdoğan. Şimdi ben kelime kelimesine okuyayım cana taklın dediklerini. Aslında darbeyle gider diyor yani Erdoğan ama darbe ihtimalini en az görenlerdenim çünkü bugünün koşullarında darbe yapılacak bir kabiliyet yok diyor yani bana göre darbe yapmak çok zor diyor. Yani aslında darbe yapmak lazım. Evet. Bak, ya bak, bak. Darbeyi savunuyor orada. Evet ama maalesef darbe yapacak kişi kalmadı diyor. FETÖ darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde emniyette, yargıda bunlar temizlendiler darbeciler. Darbecilerin ünü sıkıldı. En çok da 40 sene darbe hazırlığı yapan FETÖ'den temizlendi Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi FETÖ'ye bel bağlayamıyorlar. FETÖ gibi darbecilere bel bağlayamıyorlar. Evet. Ama diyor darbe olmazsa olamayacağına göre Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Bak demokrasi olması lazım demiyor. demiyor. Seçim olması lazım demiyor. Yani ya, bunlar gazeteciliğin diye geziyor ortalıkta. Ya. <laughs> Sandık gelsin. Onun gazeteciliğini hiç açtırma. Bunlar gazetecilikten çok para kazanan insanlar. Ve bunlar 28 Şubat'ta falan darbecilere hınk diyen adamlar. Evet. Telefonu açıp birileriyle konuşuyorlar. Çevik bir gibi birileriyle Ertesi gün manşet atıyorlar. O malum muhtar bile olamaz diyen şahıs yine bir şeyler demeye çalışıyor. Ya insan biraz utanır ya. Medeni ölü diye bir laf var ya o öyle bir ya. ya. Artık ne biraz. sen ya? Sen silahsız kuvvetler hallesi bu defa diye üst komutan söyledi diyorsun. Darbecilere çanak tutuyordun ya. Bak Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Evet büyük bir doğal afet şimdi sayıyor. Halk öfkesi olması için ne olması lazım? Büyük bir doğal afet. Çok büyük bir deprem. Ee, şimdi bu depremin üstüne siyasi hırsla, rantla neden saldırıyorlar? Çok açık ortada. Dedikleri şey şu. Arkadaş bak can ataklı daha önce söylemişti. Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir afet lazım. Geldi. Hazır şimdi biz ekonomiden bu büyük, umduğunu bulamadı evet bu büyük depremden de yararlanamazsak bu büyük yıkımdan da bu yerde onu yıkamazsak aha da bir daha kimse yıkamaz adamlarda bir telaş var ya panik halindeler herkes bak Kılıçdaroğlu bir daha geldi bölgeye hayrola onların şeyini ben atladım ya yarın e, şey olacak mı 6. masada yok ona, iptal, e, iptal ettiler he? Evet. Akşener de diyor ki seçimler diyor iptal olur artık herhalde diyor. Yanındaki de diyor ki isimlerini okuyacağım biraz sonra. İşte o zaman diyor bitti diyor Erdoğan diyor. Bütün hesapları giden canlar değil. Açıkta kalan insanların yerleştirilmesi değil, bakımı değil, yiyeceği değil. Onlara el uzatılması değil. Yahu bu büyük afet. Can ataklığın dediği şey geldi. Ayağımıza geldi afet. Biz de yıkılmadık, ayaktayız. Ölenler ölür. Ne yapalım? Bunlar insan değil ya. Bunlar insan değil. Bu can ataklı insanlıktan çıkmış biri. Bir zavallı. Büyük bir doğal afet. Çok büyük bir deprem. Başka bir doğal afet. Çok büyük bir sel. Çok büyük yangınlar. Hani Avustralya'yı yakan yangın var diye. O kadar büyük yangınlar. Çok büyük depremler. Çok büyük can kaybına yol açacak depremler. Ama en çok Erdoğan'ı götürücü şey neymiş biliyor musun? Türkiye'nin askeri bir başarısızlık elde etmesi. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Amerika savaş gemisini yakınımıza kadar getirdi ya. Dört gözle bekliyorlar. Dört göz onu bekliyorlar. Deprem de olmazsa artık Amerika yap bir şey ya. Biden neredesin ben? Bir işgal et. Ya şimdi o neyse onun üzerinde ayrıca duracağız. Birazdan, birazdan. Şimdi Charlepton'un evet. da karikatürünü verelim. Yani Fransızların bakış açısını e, Fransız derginin daha Fransızların değil yani. Orada tabii ki bizimle beraber olan insanlar var. Ama Charlepto dergisi yukarıda Türkiye'de deprem yazıyor. Aşağıda da tanklara gerek kalmadı yazıyor. Nasıl Can Atatürk'e destek çıkıyor. Evet. De? Evet. Yani, yani aynı zihniyet. Aynı zihniyet. Ha. Can Ataklı'yla bu İslam düşmanı derginin Zihniyeti aynı hepsi Erdoğan gitmesi için Türkiye'nin yıkılması lazım. Bak burada da nasıl bir dört gözle bekliyorlar. Fikir şey. ifade hürriyetine göre bunları kolluyorlar değil mi bu karikatüre? Fikir ifade öz. Ne diyor? Türkiye'ye tank göndermemiz gerekiyordu. Gerek, gerek kalmadı kalmaz. diyor. Sen bir denesene ya. Hele de bir gelseniz de bir görsek. Bir ya. Amerika'da bir gelse ya. Çok ağır bir laf söyledim. Amerika kendine dikkat et. Türkiye'yi mi karşına alacaksın? Bu çok kötü bir senaryo. Çok. Evet. O kötü tatbikatı gerçek edemez Evet. Geçelim toz şu... verelim mi? Evet. Siz bugün reklamı biraz reklam yok. Hiç deprem yok. nedeniyle yok evet. Hiç reklam yok. Evet, evet, hiç? Ya bütün ilk günden beri bütün reklam verenler reklamlarını ha. geri çekti. Reklamları zaten ha. televizyonlarda Arada vermiyorsunuz. 5 dakika. Yok. Evet, hiç ara yok. Evet, hiç tamam. ara. Yok. O Peki. yüzden öyle. Ee, şimdi bu arada ha 6 yaşındaki Hatice Yılmazmış az önce çıkarılan küçük çocuğumuz. Onun tekrar görüntüleri geldi atarım arkadaşlar size. Ama Ümit Özdağ o organize kötülüğüne devam ediyor. Enkazdan önce AK Partililer çıkarıldı dedi. Bunu izleyelim Ümit Özdağ'ın sözü. Ya bir de yanındaki babası darbeci biliyorsunuz. Evet Değil mi? Oradan zaten evet. çalıştırıyor. Yanındakiler gen, de evet diyor. Tabii, tabii. Kim onlar kim bilmiyorum ama altta da çizgi film var Burada yalnız bilmiyorum. Bir lafın üzerinde mutlaka durmamız lazım. Ee, ne diyor? Enkazdan önce ak, AK Partililer çıkartıyor. Ya bunu söylemek için çok basite inmek lazım. Ya çok basitleşmek İnsan lazım. İnsan değil ya. dediniz ya bunlar. Ya Ümit bu, bu, bu nedir çarlamıştı. ya? Üstelik de bak bu lafları söylediği sırada Ak Parti Atay Milletvekili Hüseyin yayvan 11 yakınım enkaz altında diye açıklama yapmıştı ve hepsi vefat etti. Ya önce AK Partili'ler çıkarsa bu insan milletvekili, Hatay milletvekili ve ablası, abisi, yengesi, eniştesi, halası, yeğenleri, dayısının eşi, kızları 11 yakınını kaybetmiş Adıyman ya. Adıyaman vekili vefat etti. AK Parti milletvekili Adıyaman milletvekili Yakup Taş vefat etti. Onun da akrabaları Eşi, kardeşi, yengesi, torunu, iki yeğeni cansız bedenlerine ulaştılar ya. Bu ne utanmazlık Vicdansız ya. Vicdansız bunlar, utanmaz. Bu nasıl bir insan ya? Bu ne? Şey bulmuş ama ittifak kuracağı adamı. Muharrem İnce olmuş. sen de yanına git bu. İkinci bir provokasyon daha yaptı. Evet o tweet herhalde ekranda. Şurada da verseniz evet. de görelim arkadaşlar. Göremiyorum. Evet. Ne Ne diyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı sol tarafta konuşuyor. Sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor. Hırsızlık yapıyor diyor. Neymiş? İşin aslı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personele ait herhangi bir telefonun çalınmadığını söyledi. Valilik de açıklama yaptı. Suriyeli olduğu iddia edilen şahıs Türk vatandaşı, gönüllü ve telefonda kendisine ait. Evet. Bir de nasıl neden özür dileyeyim dedi. Onu da şimdi onun görüntüsü var. Şu şeyi tamamlayayım. Tamam. Bu vatandaş tepki gösterdi bu iftiralara evet, evet. ve suç duyurusunda bulundu. Şu anda savcılık harekete geçti Özdağ için. Şöyle diyor, suçlanan kişi iftiraya uğrayan Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk vatandaşıyım, hırsız değilim. Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz. Seni Allah'a havale ediyorum. Yargıya da havale etmiş, çok güzel. Evet, bir de şimdi tweet'ini sildi bu açıklamalardan sonra. Sonra Cüneyt Özdemir YouTube kanalından buna bağlandı. Şimdi onu dinleyelim. Dinleyelim. Buyurun gelsin. Özür dilemezmiş. Vallahi yok. Yani insan dayanamıyor. Şimdi bu kadar iftira, <laughs> bu kadar hakaret, bu kadar yalan hep Ümit Özdemir. Özür dilemek bir erdem. Bu erdem onda yok. Ama mazeretine bakar mısınız? Ben gazeteden aldım diyor. Gazete özür dilesin diyor. Sen her gördüğünü alıyor musun? Her okuduğunun üstüne atlıyor musun? Sen bu yaşa gelmişsin bir de profesörsün akademisyensin. Yani araştırırsın değil mi? Bu yazılan doğru mu değil mi? Erdoğan'ın aleyhinde olsun da, devletin aleyhinde olsun. olsun da ne olursa olsun getirin. Bir de kıyafet yağmurluk giydi diye diyor ki o kıyafeti giymesine ondan özür dilesin diyor. Ya Ya gazet Bunlar koca koca adamlar Gazeteden ya. Gazeteden aldım diyor ya. E şimdi bir gazetede de senin hakkında bir şey söylense. Heh. Biz de onu alsak burada televizyonda söylesek ve desek ki ya özür dileyeceğiz ya? Ama bundan sonra adam. buna sahibiz bu e, hakka bence. Git, te televizyon özür dilesin. Biz ondan aldık desek olur mu? Senin hakkında neler neler söylense. Biz de bak falan televizyonda söylendi. Sosyal medyada vardı. Ki falan neler neler söyleniyor internette ama internet özür dilesin ben dilemiyorum. Ha. Çok neler neler Ya söyleniyor. Türkiye'de sahneye siyasette kimler çıkmış ya? Allah Allah. Allah. Şu seviyeye bakar mısın ya? He? Ne bu? Bu kadar provokasyon. Özür Yazık dilemem ya. diyor. Ya bunu hak etmiyor. ben gazeteden aldım gazete özür dilesin diyor. Yok ya. Vay be. Bir de yine bu aynı zihniyetin ürünü Merdan Yanardağ var. Merdan Yanardağ da depremi siyaseti alet etti o da. Ee, buyurun onu da bir izleyelim bakalım. Artık yani. Şimdi bu da bizim tanıdığımız malum bir zihniyet, cemaziye levelini de biliyoruz. PKK'nın gazetesinin <laughs> başyazarı GYY'si. Evet. Ya Bunlar var ya her fırsatta dine saldırmayı ve genelleme yapmayı of, öylece bayılıyorlar, bayılıyorlar. Müslümanların hepsini tömet altında tutmayı kendilerine iş edinmişler yani. Evet. Allah korkusu yok. ya Bir kişi öyle demişse İslam'ı bağlar mı bu? Allah mükafatlandırır da cezalandırır da. Kur'an-ı Kerim'de hiç okunmuş mu? Bilmiyorum. Bir meal okusaydı kaç tane kavim sayıyor Cenab-ı Hak? Peygamberler gittiği zaman oranın nimetlerle şımarmış kesimi. Önce onlar karşı çıkıyor. Bunlar dünya nimetleriyle şımarmışlardan. Bunlar, bunların bir defa bakınız inançlara saygısı yok. Yok. Ya Müslümanlarla ilgili bir şey söylerken ya bu ülkede %90 deniyor ya Müslüman var. O insanları rencide etmeyelim. Başkalarını rencide etmeme hassasiyeti çok büyük insani erdemdir. Bak biz burada konuşurken canlı yayındayız. Yine de rencide etmemeye çalışıyoruz. Eleştiri şeyinde kalıyoruz. Böyle siyasetçi olur mu diyoruz. Bu yakışıyor mu diyoruz. İnsanlıkta böyle bir şey var mı diyoruz. Bunlar öyle değil. Her fırsatta bir de onun karşısında bir hınk deyici var değil mi? O da Malum, Malum bir, yani. bir profesör. Bir de merda bu tweet'i var. Kurtarma çalışmaları sırasında Allahu Ekber diye slogan atmak nasıl bir zihniyettir? Bir ibadet ifadesini bir ayeti şeriatçı eylemlerde slogan haline getirenler bu zihniyeti kurtarma işine de taşıdılar. Pes artık herkes kendi sloganına mı alsın, böyle kamu yönetimi mi olur? Ya bunlar... Ya Allahu Ekber yani. bir slogan değil ya. Of insan... E, hayret karşısında İngilizlerin, Amerikalıların... Oh var. my God değil mi? Ne demek? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah diyorlar hemen. Bir şeyle aman Allah'ım diyorlar. Ya o slogan olmuyordu. Sonra Allahu Ekber çok güzel bir şey ya. Allah emniyet. Allah'ın bütün niye korkuyorsunuz şimdi, bundan siz ya? Baksana Merdan. <laughs> demiyor. Merdan Bey. Şimdi 150 saat sonra bir çocuk enkazdan çıkarılıyor. Oradaki insanlar da Allahu Ekber diyor ya. Allah bağışladı diyorlar. Bak öldürmeyen Allah öldürmedi diyorlar. Sana bunun nesi batıyor ya? Neresi batıyor? Müslüman bir ülke burası. Tabii ki Allah anacak. Yani oh my Saharat god getirecek. derlerse senin için sıkıntı olmaz zannedersen. Olmaz. Tabii. O modern. Allahu Ekber dersen gericisin. Hatta totem yapsa da şimdi böyle çocukların ağzına veriyorlar maçlarda. Bazı seyirciler işte Ekran başındakiler totem yapalım diye. Totem ne ya? Totem ne? Doğru. <laughs> e, dua edeceksen et. İsmail Saymaz'da da bir deprem zedenin evet. tepkisi var. Evet. Bu arada Gözler Adıyaman'da Narlıkuyu Apartmanı'nda baya bir ilerleme kaydedildi. Bakın içeri doğru girildi. İnşallah. 153'e mi girdik? 152. saatte miyiz arkadaşlar? O mucize de gerçekleşecek. Yayında gerçekleşecek. İnşallah. i̇nşallah. Biz de buradan diyelim. Allahu Ekber. İnşallah. Allahu Ekber. Evet. İsmail Saymaz canlı yayındaydı depremzedenin tepkisi. Bak bir de tamam gazeteci fersiz, devam edin diyor. Gazeteci provokatör olarak gitmiş. O yok bu yok. Tuvalet yok. Niye aklınıza tuvalet geliyor? Evet tuvalet olmayışı Şeyyah tuvalet olmuyor. Sıkıntı. Parantez açalım. Çok büyük sıkıntı. Belki de en öncelik verilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Ama adam peş peşe olumsuzlukları sayıyor. Vatandaşla dayanamıyor. veya helikopterler var bak. Yardım için giriyorlar, Köylere kadar gidiyorlar ya. Balon onda, yani böyle diyoruz ama bir yandan da devlet de koşturuyor, millet de koşturuyor. Bak üzerimden helikopter de geçiyor. Ama o vicdan yok sizlerde. Sizin bütün hedefiniz devleti kötü, kötü göstermek. Ben almak istemedim o Ahmet Şık diye bir tipli milletvekili hmm. var. Bu devlete düşmanlık meşhurdur diyor. Ya He. O, He. o, zaten zamanından çıkmış. Bak ben, Konuşmayı ben, diyecek bir diliyor. En çok bu konuşmalar sırasında Sayın Erdoğan hangi lafın altını çizdim? Biz bunları not ediyoruz dedi ya, kenara yazıyoruz dedi ya. İnşallah bundan sonraki seçimlerde tekrar Cumhur İttifakı kazanır da bu şo ağızlara yargı birer tıkaç tıkar. Bunların hepsi suç, yıkıcılık yapıyor. Toplumu Halkı birbirine düşürmeyecek, kim yani, kimine nefret tabii. saçıyor. Telebirde de şey. böyle bir yalan vardı. İyi şeyleri söyleseler de arkadan böyle eksikleri saysalar var. Tamam yani bak iyi de söylüyor, eleştiri de yapıyor. Öyle değil. O yok bu yok. Ya yani millete bela okutacaklar ya. Evet. Evet. Telebirde Macar büyükelçi yalan atıldı. Ya nasıl da bu kadar rahat yalan atıyorlar. <laughs> ya? Bir de bayağı koca koca adamlar ya. Buyurun. Şimdi birkaç Hemen da... yalanlama geldi. Tabii. Macar büyükelçiden. İkram bile yaptılar diyor şeyde Tabii. markette diyor. Şimdi birkaç tane daha var ama e, ç, ç, hırsızlık yapanlar var. Deprem olsun diye dua edenler var. Ben hepsine birden e, İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun dün akşam yaptığı açıklamadan bir bölüm getireyim. Devlet bunları takip ediyor. Sayın so Kahramanmaraş'ta açıklama yapıyordu dün. Evet. Biraz önce video seyrettim. Bir Afganlı çıkan cesetlerin elini kesmiş altınlarını alıyor deniyor. Onu biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık. Hatay'ın Samandağ ilçesine teröristler geldi. Orada eylem yapacaklar diye yalan söyleyenler var. Şimdi yeni bir şey daha dolaşıma soktular. Alevilere ve Kürtlere yardım edilmiyor onların başına gidilmiyor ekipler nasıl, gitmiyor bu nasıl vicdansızlığı yapıyorlar ya bütün Türkiye'de hırsızlığın yağmanın güvensizliğin yaygınlaştığına dair bir zehirli öfke var ve biz bu ülkenin insanına yakışmayan bu dille sosyal medyada karşı karşıyayız tam, tam yapılan bu kimse devleti hafife almasın. Milletin bugün duygularıyla oynayan herkesten hesabını en net şekilde hukukla beraber sorarız. Yalan ve dezonformasyonla mücadele edildiğini de söyledi ve şu bilgiyi verdi. 10 vilayette takviyelerle beraber toplam 70 bini aşkın polis memurumuz Nerede bu polis diye bir sürü yaptılar. 70 bin e aşkın polis memnunuz, 60 bin e aşkın jandarma görevlimiz, bin de sahil güvenlik personelimiz var. Normali bunun yarısından az. Evet, 79 helikopterle de sürekli hasta taşınıyor. Ölü sayılarının saklandığına dair iddialar da gerçeği yansıtmıyor. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Neyi saklayacağız? İnsanların hangi gün öldüğü belli değil mi? Türkiye'nin her tarafından buraya savcılar gönderildi. Evet. evet. Şimdi buna örnek vermeye devam edelim. Şirin Payzın'dayız. Evet. 20 numara gelsin. Tabii yağmacıda da sorayım birazdan. Sen Gülerci. Orada büyük bir yara var. Evet. Şirin Payzın e, tweet attı. E, evet. Ne yazıyordu yukarıda? Enkaz önü yazıyor. Orada... Yıkılan bir bina var. Tabii Orada insanlar herhalde belki saatlerdir çalışıyorlar. Saatlerdir kurtarma yaptılar. Ee, Yok iki yemek dakika, yiyorlar. İki dakika yemek yiyorlar yani i̇ki, orada. İnsan değil bunlar. Hiç ha. yemek yemeyecekler. Yani o kadar belki saatlerdir orada çalışıyorlar da. Yani. Ama o kareyi bak, alıp bir algı. Bak koca depremde yapılan çalışmaları, kurtarma çalışmalarında bula bula bu kareyi bulun. Burada iyi niyet var mı? Yok. Canım. Ha, alayınız kötü niyetlisiniz be. Sizde insanlığın zerresi kalmamış. Evet. Erkacerer gelsin. Evet. Bu da daha depremin ilk günü ilk saatlerinde attı bir tweet. Ha, Yani sen, daha böyle canımız burnumuzda <laughs> sen, sabahın 8'i 9'unda. Sen de o erken saatte ona ağa şeyler... Güzel bence oldu. <laughs> evet. Güzel oldu. evet. O canımız burnundayken attı işte yol yaptı diye böyle bir tweet attı. Biz de gereken cevabı verdik. Şimdi bakın bu, bu yola ne tedbir alacaktı mesela? Bu yolu 10 kat asfalt yapsanız şu yıkıma dayanabilir mi? Yok. Ya Ya işte bak verirseniz öyle sizin müteahhitlerinize böyle yol yaparlar diyor. Ya bu yolun yapımı ile ilgili biraz insaflı olun ya. Yani bu buna malzeme mi dayanır? Demin programın genişliğinde gösterdik değil mi? O muazzam 200 metre genişliğinde 30 metre derinlikte dağlar yarılmış, evet. kayalar yarılmış. Oraya ne yapabilirsin ya ki? Ya bir de sabahın ilk saatleri bir dur be. Ya ben, ne olduğunu bana. bilmiyoruz. Evet. Afat görevlisiyim deyip üç tır yardımı çalanlar var. Ya onun da var. Ne diyorsunuz? Ya bu yağmalar bunlar neden oluyor Sayın Gülerce? Şimdi biz kişi kişiyi kendi gibi bilir. İyi insanlar etrafındaki herkesi de iyi bilirler. Dolayısıyla böyle şeyle karşılaşınca da bu ne diye şaşırıyoruz. Halbuki kötü kötü çok çabuk bulur. Öyle bir söz var. Tamamını burada demeyelim. Bunlar ne deseniz boş yani. Kimisi diyor ki ya bunları asmak lazım diyor. <laughs> e İslam'da var cezası onu söyleyince de ya şeriat mı diyorsunuz değil mi? Bunların ağır cezalandırılması lazım. Bunlar artık insanlığını kaybetmiş, kaybetmiş. düşün. Depremde can kurtarmaya çalışanlara yardıma geliniyor. Adam tırı durduruyor, bunun önünü kesiyor, bir depoya yığıyor. <laughs> Baraj patladı yalanı da geldi mi? Baraj patladı yalanı Babala TV diye bir YouTube kanalından çıktı mesela. Onu buldunuz mu Hasan Bey? Ee, bakıyor arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü bu Babala TV'nin adresinden, sosyal medya adresinden yapıldı bu. Tam da böyle çalışmalar. Evet, evet. ekranda. Ne diyor? Hatay-Antakya-Yarseli barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor. Bunun arkasından provokatörler baraj patladı diye yaymaya başladılar. Ve ne paliç. oldu? Yüzlerce kişi araçlarıyla şehri terk etmeye çalışınca ortalık kilitlendi. Yollar ve baraj patladı kaçın yalanından sonra da... E, Çalışmalar da durdu. Durdu durdu. Enkaz çalışmaları durdu. Şimdi bu ihanet değil mi? Bunun hesabı sorulmayacak. bu nasıl araştırmadan ya veriyorsunuz şimdi ya? Ya şimdi olağanüstü hal yasası yürürlükte. Ya büyük gazeteciler ya bunlar. Babala TV öyle diyor kendine. Yani, Oo, biz Türkiye'ye bir araya getirelim. Yani Hatay valisi falan. Rami Doğan da Yarsel'i barajı patladı haberi tamamen yalandır diye açıklama yaptı. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay'la ilgili haberleri valiliğimiz haber sitelerinden takip edin. Bir takım kötü niyetli kişiler ilimizle ilgili yalan haberler üretiyorlar. Ha aklıma geldi. Şimdi bu hengamede bizim daha önce saydığımız beşinci kol elemanları Oh Tam onların vakti. Evet. Onlar çıktı ortaya şimdi. Değil mi? Etki ajanları. Ya bunlar mesela sıradan hırsızlar da olmayabilir. Yani böyle bir şeyi yaymak için ya yardımlar yerine gitmiyor. Hırsızlar yağmalıyorlar. Yani menfi, kara, yıkıcı propaganda, yalan neyse şu anda bunlar hepsi sahada. Tabii. Dolayısıyla bak devlet bu kadar hassasiyet gösterdiği halde yine bunu yapanlar var. Bir sosyal medya fenomeni var. Banu Parlak. O ne yaptı? O da onun da bu, Var mı Hasan Bey? O, o yok galiba. Ha, varmış evet. 25 evet. arkadaşlar. Evet onu da verelim. Ben AFAD baz... iddiası var. Veter olarak. Evet Buyurun. ne diyor bakın Arkasından da getir firmasının reklamını yapıyor. Onu arayın diyor hemen getirsinler diyor. Şimdi e, yapılan yardımların teslim edilmediğini söylüyor AFAD'a yapılan. Ya getir aracılığıyla yollayabilirsiniz diyor o yüzden kendimiz ulaştırıyoruz diyor. Şimdi 23'ü versenize. Bu, bunların cezalandırılması Enkaz lazım. Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler bir de. Bu ses kaydı evet. var. Şunu da evet. verin. Yani evet. bu, 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 bir de ilk gün bu. Birinci günde yaptılar bunu. Evet. Ya, bu nasıl bir vicdansızlık? Bir dinleyelim. Deprem altında can çekişen Kurtarılmayı bekleyen insanla dalga geçmek nasıl bir şey? Nasıl bir nasıl aileleri bunları nasıl yetiştirdi ya? 17 yaşında çocuk ve yakalandı biliyorsunuz ikisi evet. de bunlar ee, ve Mesut Bey'in kamu barışını bozduğu vurgulanarak tutuklanmasına karar verildi. Bir de e, birkaç kadın o da var mı Hasan Bey? De Deprem olsun diye dua edenler. Ha, dua mi? edenler. Evet. Allah Allah nelerle karşılaşıyoruz? Nasıl bir döneme evet. denk geldik? Buyurun. Valla pes değil mi Sayın Gülerci? Şimdi bir şeyi yalnız burada söylememiz lazım. Bu çok yaygın olan bir şey değil. Yani biz bu örnekleri getiriyoruz. Bunların içinde ajan provokatör olabilir. Parayla bu işi ya, yapanlar olabilir. Ortalığı karıştırmak için, devleti aciz göstermek için, tövmet altında bırakmak için. Ya da hakikaten zeka geriliği yaşayan olabilir. insanlar olabilir. Ya yani akıl sağlığı yerinde olmayan. Yani çünkü böyle dengesiz insan da çok var toplumun içerisinde. Yoksa hakikaten bir yandan da ya yani müthiş bir milletiz biz. Sen Güdercio. Buna bunlara da böyle gebersinler şey paylaşımını yapanlara da kelepçeli ev hapsi verildi. Hı. Yani bunlar hemen müdahale bulunuyor, ediliyor. Bulunuyor. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü tabii e, harekete geçti bunlarla ilgili olarak ee, perşembe günü yapılan açıklamada e, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek para talep edenler de oluyor. Ee, onlarla da ilgileniliyor. E, ee, provokatif paylaşım yapan 234 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, 31 şahsın gözaltına alındığını, 9'unun da tutuklandığını söylemiş olalım. Şimdi e... o hal mevzusuna geçelim mi? Evet ben o hal mevzusuna geçelim Diyecektim. Evet. O hal ee, mevzusunda tabii CHP çok rahatsız oldu Sayın gülerce. Evvela o halden bahsedeyim. Lütfen. Ne, ne, ne oldu bu konuda? Ne getiriyor o hal? Ne, ne önemi var? Sonra bundan e, hapisteki Selahattin Demirtaş çok rahatsız oldu. Emin Çaraşan rahatsız olduğunu da söyleyeyim. Şimdi anayasanın 119. maddesine göre Cumhurbaşkanlığına verilen e, yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı sayesinde o uygulaması yürürlüğe girdi. Ee, ve şeyin e, CHP, İyi Parti ve HDP'nin karşı çıkmasına rağmen AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin e, oylarıyla artık Türkiye'de yürürlükte olan bir OHAL on şeyde ama Deprem bölgesindeki 10 ilde. Niçin çıkartıldı o hal? Biraz sonra vereceğiz. Öztrak çok CHP'nin bozulan kimyasını ifade etmiş oldu. Ama şu yaraları en hızlı şekilde sarmak. Fitne ve fesat gayretlerine, etki ajanlarının bu karanlık algı operasyonlarına hızlı şekilde, etkili şekilde Müdahale etmek. Şimdi bundan böyle artık meydanı boş bulamayacaklar. Şimdi biraz meydanı nereden boş buldular? Yani millet devlet şeyle ilgileniyor, yaralıları kurtarmak, yerleştirmek. <laughs> bu bundan istifadeyle yaptılar ama bundan sonra da, devlet daha hızlı hareket edecek. Şimdi bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ilk defa gündeme getirdi Gaziantep'te. Ne dedi? Bu ne getirecek dedi. Yani o hal burası çok önemli. Ya yani o hali anlayabilmek için Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerine bakmak lazım. Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak. Devlet ve millet el ele vermiş bu tarihi felaketin üstünden, üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Dikkat! Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Günü geldiğinde. Şimdi Can Ataklı'nın sözlerini verdik değil mi? Böyle bir depremden Erdoğan'ı devirme yollarını aramaya karşı... ...devlet olağanüstü hal ilan etmeyecek mi? Şimdi Öztürk'ün tepkisini verelim mi? Evet. Payık Öztürk evet. ne dedi? Nasıl rahatsız oldu bu durumda? Örneğin dinliyoruz. 1999'da büyük Marmara depreminde bile o hal ilan edilmedi. Ama yetki obezi Erdoğan... Depremi fırsat bilip o hal ilan etti. Mevcut sistemde zaten her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Bir de bunun üstüne o hal yetkilerini neden istiyorlar? Tam da seçimler yaklaşırken kendisini de dün ağzından kaçırdığı gibi depremi siyasi istismara dönüştürmeyi önlemek gerekçesiyle muhalefeti susturmaya, afet yönetimindeki aksaklıklara yönelik eleştirilerin önünü kesmeye çalışıyor. Neden rahatsız oluyor? Daha hızlı etkin tedbirler alacak ya şimdi devlet. E bunlar devlet yıkıntıların altında kalsın istiyorlar. Eli ayağına dolaşsın diyor işte değil mi? Karar Gazetesi'nin eski AK Parti milletvekili o yalan söylemiş zamanında yazarları. Yani devlet muvaffak olmasın. Bak bunların istediği şu depremden dolayı ekonomik saldırılarla gitmediler. Daha öncesinde FETÖ darbesiyle gitmediler. Ya bu depremde de gitmezlerse bunlar kalıcı olurlar. Onun için bırak şimdi canları kaybolanları, yıkıntıları Erdoğan'ı götürmenin Cumhur İttifakı'nı yıkmanın yollarını arayalım diyorlar. Herkes elinden gelen Seçimleri neyse de bir an evvel ortaya hemen koysun diyor. diyorlar. Tabii. Selahattin Demirtaş şeyden daha fazla karşı çıktı CHP'den. O ne diyor hapishaneden? İsyan çağrısı yaptı Türker Bey başka bir plan olduğu kesin. Muhalefet süreci dikkatle takip etmeli. Demirtaş'ın bu lafından sonra Öztrak konuştu ha. Muhalefet süreci dikkatle takip etmeli. Amaç dışı tek bir yetki kullanılırsa kıyametin kopması lazım. Aa! Nasıl kıyameti kop koparacaksın Demirtaş? Kendini çok önemli biri zanneden biri çok, de bu. Çok. Çünkü şeyler küresel fitne bunun üzerine oynuyor. Onun Bunun üzerine bir oyun kuruyorlar. Tabii ki <laughs> ya bu adam adam demeyeyim de Cumhurbaşkanı adayı oldu. %9 mu 8 mi öyle bir şey aldı yani. Hani böyle çok şimdi caka satıyorlar böyle de. E biz hatırlıyoruz. Yani bu yeni nesle mi acaba yutturmaya çalışıyorlar kendilerine? Görevli elemanların dediklerini izah etmeye kalkıyor. Bu cümleden sonra ben <laughs> hep susuyorum genellikle. <laughs> Doğru. Görevli. Açıklaması bu. Ne görev verilirse onu yapıyor. Doğru. Yoksa başka türlü izah edebilir misin? Depreme, depremzedelere yardıma gelmişi hırsız diye ilan edebilir misin? Kendini görevli görmesen. Doğru. Bir de Sözcü Gazetesi'nin meşhur bir yazarı var. Bir zamanlar efsane Emin Çoraşan. Hürriyet yazarı. Televizyonlarda her akşam ahkam kesen rahmetli Erdoğan'ın bir numaralı düşmanlarından. Ama biz en çok bu çöleşanı nerede hatırlıyoruz? 1 Kasım seçimlerinden önce değil mi? Ne dedi? AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için PKK destekçisi HDP'ye oy vermek bile varmış dedi ya. Evet. FETÖ'yü dedi düşmanlaştırmayın dedi. Bu Emi Çalışan şimdi diyor ki rahatsızım diyor bu şeyden diyor. Kulağın üstü halden diyor. Evet şey Biraz Daha siyasi şeye oluşturduk. geçelim mi? Daha çok rahatsız olur. Evet 15 dakika kadar 20 dakikada. Dakika Akşener'i mi versek? Şeyden başlayalım. Ee, şu Pentagon'un uçak gemisinden başlayalım da sonra Kılıçdaroğlu'na geçelim. Tamam. Şimdi Pentagon George Bush uçak gemisinin fotoğrafı ekrana gelsin arkadaşlar. Evet. O uçak gemisi en son Yunanistan'ın Pire limanındaydı ve Evet Türkiye'ye doğru yola çıktı. Ee, neden yola çıktı Sayın Gülerce? Yani Türk Devleti'nin böyle bir isteği olmamasına rağmen. Altın evet çiziyoruz. şimdi ben çalışmamı buldum. Evvela olay Biden'ın bir açıklamasıyla başladı Türker Bey. Evet Oradan başlayalım. Ee, Biden 9 Şubat Perşembe günü e, Türkiye'deki depremle ilgili konuştu. Dedi ki bu deprem, Türkiye'deki deprem 100 yıla aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biridir. Ve bir müttefik gibi giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradım. Amerika'nın arama kurtarma ekipleri dahil tam desteğini NATO müttefiki Türkiye'ye sunduk. Hiçbir şey yok, değil mi? Falan arkadan bir şey söylüyor. Biden Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı ve ve Avrupa'daki Amerikan ordusunun da Türkiye'de deprem bölgesinde yardıma hazır olduğunu söyledi. Mesela ben ilk okuduğumda burası dikkat edecek. Tabii. Ya sen depreme yardım edeceksen Avrupa'daki Amerikan ordusunu niye ne telaffuz alaka? ediyorsun? Göndereceksen askeri hastane gemisi dese, askeri hastane gemileri var onların. Onları gönderecek dese, ya olsun bak onlar deprem. Amerikan ordusu Türkiye'deki depreme yardıma hazır. Evet. Sonra Pentagon'dan bir açıklama geldi. Pentagon sözcüsü, General Ryder, şimdi bir Amerikan savaş gemisi yola çıktı deyince baktım sosyal medyaya böyle ciddi bildiğim yazarlar bile ya bu komple bırakın diyor. Affedersiniz komple teorisi mi Biden Avrupa'daki Amerikan ordusu diyor Pentagon onların silahlı kuvvetleri değil mi? Tabii tabii. Pentagon sözcüsü de Tu General Ryder diyor ki Amerika Birleşik Devletleri 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama, kurtarma ve insani yardım çalışmalarına Yersen diye bir laf var ya, Tabii arama, kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için ne gönderiyormuş? USS George Bush uçak gemisinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. O uçak gemisi bir şey de, altında denizaltılar var koruyan. Tabii, tabii, Yanında başka gemiler var. Evet. Evet. Uçak gemisi açıklamaya devam ediyor. Ek destek talebi için Türkiye'ye doğru hareket ediyor. Çok şükür Türkiye'ye yakın bir yerde şu anda akdeniz ama, açıklarında ama girit, girit açıklarında ama pek çok kişi zannetmesin ki Türkiye talepte bulundu böyle bir şey Hayır, yok. Hayır. Onu altını çiziyoruz. Ha. Türk devletinin hiçbir talebi yok. Evet. Evet. Yani ve buradan da bizim aklımıza tabii e, ben onun Instagram'da videosunu çektim. 7 milyon izlenmiş. Yani neyse ki milletimiz de bu konuda çok uyanık. Allah helal olsun. Day. Yani Şimdi... Millenium Challenge tatbikatı ha. geldi aklımıza yani. Millenium Challenge tatbikatı niye geldi? Ne bu tatbikat? 24 Temmuz'da Lozan'ın yıl dönümünde 24 Temmuz 2002'de Nevada Gölü'nde Amerika'da 22 gün süren bir tatbikat senaryosu bizi endişelendiriyor. Akdeniz'de bir ada sorunu yaşayan Kıbrıs ve birçok azınlık barındıran bir ülke Türkiye. Hedef ülke seçiliyor. Bu ülke stratejik açıdan iki kıtayı birbirinden ayıran su yolu üzerinde bulunuyor. Boğazı tarif, Türkiye ediyor. tarif ediyor. Ve iki kıtada birden toprağa bulunuyor. Ve ee, bir Yunan gazetesi zaten bu kast edilen Türkiye doğrudan dedi. Şimdi Mustafi e, Mustafa Tüm Amiral Cihat Yaycı görüntüsü de var e, paşam. Bu, bu konunun büyük güçlerin hedef değil yöntem değiştirdiği ile açıklıyor. Onun da ifadeleri gelsin. Evet Mustafa Amiral Tüm Amiral Cihat Yaycı. Evet. Ee, evet. bir yine e enkazdan mucize bir kurtuluş var. İki kişi çıkacak. Sesini açın. Bence orada muhabir olabilir. İhan. Sayın Gülerce. Şimdi Kılıçdaroğlu vakasını ele alalım. Bu ilk önce 8'inde Hatay'a gitti. Ee, ve üzgün olduğunu söyleyerek gördüğüm tablo şu. Bak bu normal Kılıçdaroğlu şimdi. Devletin kurumları aslında bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önüne engeller konuluyor diye değişmeye başladı. Devletin rahat nefes alması engelleniyor. Söylenecek çok şey var. Ama zamanı geldiğinde söyleyeceğim diyor. Zamanı ne zaman geliyor? 4 saat sonra. Aradan 4 saat geçiyor. Normal konuşan Kılıçdaroğlu bir anda sosyal medyadan video paylaşıyor. Artık arada kim ne dediyse hemen sosyal medyadan video açıyor. Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananları siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim sonuna kadar. Belediye başkanlarımıza da söyledim. Engel koyuyorlarsa tutuklanmanız gerekirse tutuklanın. Nerede? Ve şimdi Hasan Bey çok önemli gördüğümüz şu HDP'li Buldan ile dün Diyarbakır'da yan yana geldiği şeyi verelim. Vaktimiz bitmek üzere. O da söyleyeceğim birkaç şey var. Var 12 dakika, 20 dakikamız var. Öyle mi? Tabii tabii 20 dakikamız var. İyi. Ee, evet bu görüntü. Şimdi bakın sesini şeyin verebilecek misiniz? Bulla'nın. Veriyoruz. Buyurun. Şimdi önce şuna işaret edeyim. Kentimize hoş geldiniz diyor. Benim hüsnü zannımdan dolayı ya Diyarbakır milletvekili herhalde milletvekili olarak kentimize hoş geldiniz. Girdim internete Halkın Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin 23-24. dönem Iğdır Milletvekili 25-26 ve 27. bu dönemde İstanbul Milletvekili. Belediye Başkanı da değil kentimize hoş geldiniz diyor. O kent senin olduğu kadar Kılıçdaroğlu'nda nasıl hoş geldi oluyor? Bunların şuur altında zamirinde var. Buraların sahibi herkes biliyor. Sahibi biz tabi, şeyi tabi, tabi. var. Bak nasıl rahatlıkla söylüyor. Sanki başka bir ülkeye gitmiş Kılıçdaroğlu, hı hı hı. He? Öyle gibi davranıyor. Öyle gibi davranıyor. Kentimize hoş geldin. Kimsin sen? İnşallah bak bu ben bu önümüzdeki seçimlere çok büyük ümitlerle bakıyorum. Bu tür mağazlar susacaklar. Öyle konuşamayacaklar seçimlerde. Yani sonra. bu depremden de bunun evet. bulamayacaklar. Evet. Yani yargı bunlara müsaade etmeyecek. Böyle konuşamazlar. Bu en yumuşağı. Bu selam gönderen değil mi Kandil'dekilere? Evet. Bu Pervin değil mi? Evet. Tek tek hepsini sayıp. Evet, teker teker isimlerini sayıp. İsimlerini sayıp. Şimdi Kılıçdaroğlu'na gelelim. O da diyor ki Diyarbakır'da bu şeyden sonra konuşuyor. Asrın felaketiymiş. Depremi fazla büyütüyorlar. Bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Yani büyütmelerinin sebebi ne? Sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Evet. Meral Akşener ne yapmış? Onun da ses sözleri var. Verelim mi? Sesli varsa var. Akşener sahada asker yoktu diyor. Aha. Akşener de bunu söyledi. Şimdi bak hepsi lafa askere getiriyorlar değil mi? Ya asker sahada zaten. Bunlar silahlı kuvvetler içindeki cuntalıcılardan korkmuş, sinmiş siyasetçiler. Zaten Erdoğan'ın bir siyasetçi olarak Türkiye'de demokrasiye yaptığı en büyük iyilik sivil iradeden asker korkusunu kaldırmak. Yoksa bunların hepsi atıp tutuyorlar sırası geldiğinde. Hepsinin ölü kopuyor. Dün bu zihniyettekiler CHP'liler tebrik etmediler mi Türk Tabipler Birliği başkanını? Ya bravo. Tam o sözü oraya gidecektim aslında ben. TSK e? kimyasal silah, silah kullanıyor, kullanıyor diyenler ne? bunlar sahip çıkmadı mı? Bunlar sahip çıktı. Bir şimdi de, de bunu söyleyenler Mehmetçik nerede diyor. Ya, ya nasıl bir ikiyüzlüsünüz siz ya? Tabii. Çok büyük ikiyüzlü ben söylüyorum. tabii. E neler neler söylediler şimdi Mehmetçik ya. nerede diyorlar. Kimyasal silah kullandı diye uluslararası mahkemelere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şikayet edenler FETÖ'nün MİT tırları kumpasıyla yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nı terör örgütlerine silah kaçırmakla suçlayanlar. Şimdi de göreve gelir gelmez iktidara gelir gelmez bütün başındaki kişiyi görevden alacağız ya diye. İlk işleri oymuş ya Aa, Bakınız karşımızda milli güvenlik problemi olan insanlar var Evet, Ve şu anda maalesef. daha bu bir hafta, on gün, bir ay sürecek. Bu depremi tabii şimdi herkes şunu merak ediyor. Bak parantez açıp söyleyelim. Seçimler dendiği gibi 14 Mayıs'ta olacak mı olmayacak mı? Sizce? Yani bu bu giriş nereye? Çünkü enteresan bir şekilde e, Cuma günü gazeteci Murat Yetkin Akşener'in Antep ziyaretinde onunla beraberdi. Ve soruyor Akşener'e deprem seçim tarihini etkiler mi? O halden sonra seçimin ertelenmesi zorlaşır mı? Bunlar kafalardaki sorular diyor. Akşener sorudan pek memnun olmamış bir ifadeyle şey yazıyor bunu Murat Yetkin. 14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum ama 18 Haziran'a kalacağını düşünüyorum enteresan şeyler var. Kafalarda değişik şeyler var. Erdoğan'ın aday olup olmayacağını tartışmak, bunu köpürtmek için bunlar 14 Mayıs'tan sonrasına kafayı taktılar. Peki ya erteleme? Anayasanın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor. Hatırlatıyor Savaş sebebiyle evet. Bir yıl ertelenebilir mi? Bunlar gündemde şimdi. Akşener meclisten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyorum diyor ve ekliyor. Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ama hangi seçimin? 18 Haziranlık. Soruyor şimdi gazeteci Murat Yetkin. Depremin Erdoğan'ın seçim desteğine etkisi ne olur peki? Akşener ah susuyor. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın konuşuyor. Buradan bir şamar yer diyor. Siyaset konuşuyorlar. Depremden dolayı şamar yer diyor. Can Ataklı'nın şeyi bunlar. Can Ataklı'nın beklentisiyle aynı düzlemde buluşuyorlar. Evet. Yani zihniyet hep maalesef aynı değişmiyor. Halbuki burada mesela şunu muhalefet deseydi ki Kardeşim bugün bir milattır. Biz devletimiz için, hükümetimiz için kol kola giriyoruz. Hep beraber yaraların sarılması için bölgeye gidiyoruz. Kol kola gireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı biz de geliyoruz. Evet. Ama bu cümleyi söyledikten sonra aklıma sizin cümleniz geliyor Sayın Gülerce. Görevli insanlar. Şimdi bir konu var. Amerika böyle göstere göstere bir uçak gemisini göndermeye kalkar mı? Yani... Türkiye'ye işgale hazırlandığını böyle sanki davul zurnayla ilan eder mi? Bu bir komple teorisi mi diyenler var. Bir defa şunu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın ve hain FETÖ'nün koruyucusudur, destekçisidir. PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde 50 bin tırdan fazla silah veren YPG'yi, PYD'yi kullanarak bizim güney sınırlarımıza bir terör devleti kurdurmaya çalışan ve Türkiye'nin yaptığı itirazlara rağmen geri adım atmayan Türkiye'nin düşmanı bir müttefiktir. Bir defa bunu buraya koyalım. Amerika Türkiye'nin düşmanı bir müttefiktir. İkisi düşmanla müttefik yan yana ya. Böyle şey olur mu? Yani PKK'nın FETÖ'nün yaptıklarına Amerika ile ya kol kola girmesine şaşırmıyorsunuz da buna mı şaşırıyorsunuz? Hah. Laf oraya getiriyorum. Böyle bir Amerika Böyle haince savaş gemilerini göndererek Türkiye'ye karıştırmak için bir kaosun ardından Türkiye'ye müdahale etmek için bir hesap içinde olabilir mi? Olabilir. Veya başka bir şekilde psikolojik baskı kuruyor bizim üzerimizde. Olabilirse olabildiğine şaşırmayız neden? Bakın. Şu FETÖ darbe ihanetini bir daha özetleyelim. FETÖ baştan itibaren Amerika'nın kurdurduğu, yaygınlaştırdığı Hristiyanlık vasıtasıyla dünyada okullar üzerinden yaygınlaştırdığı içeride yargıyı, emniyeti, silahlı kuvvetleri, devletin bütün kademelerini kılcal damarlarına kadar ele geçirdiği ve sonunda darbe yaptırdığı bir güç Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ben o yapının içerisinde Fethullah Gülen'in etrafındaki kişileri gazetede idarecilik yaparken tanıdım. Ben tanıdıysam Amerika'da tanımıştır, Avrupa'da tanımıştır. Bunu ilk defa söylüyorum bakarız. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ tayfasının Türkiye'yi yönetecek liyakat ve kabiliyette olmadığını en iyi bilenler. Bunlardan yönetici hasta olmaz. Bunun hepsi... Fethullah Gülen'in beyinlerine çip taktığı Hasan Sabbah'ın adamları gibi otur otur kalk kalk. Bu adamlarla koskoca bir devlet yönetilir mi? Ya ne olacaktı? FETÖ darbe girişimi eğer birkaç gün devam etseydi Türkiye'yi iç savaşa götüreceklerdi. Aşağıdan güneyden PKK sınırı geçip iç savaş ortamı doğacaktı. İşte orada NATO, Amerika tarafından kullanılarak dönüp bize şunu diyeceklerdi. Türkiye NATO'nun çok önemli bir müttefikidir. Şu anda iş savaş tehdidi altında bir kaos var. Biz müttefikimize yardım için silahlı kuvvetlerimizi Türkiye'de yönetime er koyuyoruz. Tıpkı 12 Eylül darbesinden önce anarşinin üniversitelerde binlerce can aldığında vatandaşın buraya gelip ya şu asker gelse de şunu önlese dediği gibi ya iyi ki Amerika geldi, NATO geldi, iş savaşı önlediler, dedirteceklerdi. Şimdi aynı şey 6. filoyu yakında tutup eğer başaramazlar. FETÖ'de başaramadılar. Aynı psikoloji FETÖ'ye dik durma devlet ve millet kararlılığı şuuru bugün de var. Bugün de meşru hükümeti Türkiye'yi yönetemiyor diye bir deprem felaketi üzerinden yıkmaya çalışanlara karşı devlet millet genetlendi bu can ataklı hizbine ihanetine izin vermeyecek ama onların yapmaya çalıştığı bu provokasyonlarla yine bir kaos ortamı oluşturup sen burada bekle o zaman bir de Fuat Uğur yazdı bunu bu da ee, bir başka yazar arkadaşına Arkadaşım dediği e, Yusuf Alabar'da mı var? Yusuf Alabar'da evet. Evet. O dikkat çekmiş bu konuya. Şimdi Türkiye sınır ötesi bir harekat sözü etmişti değil mi? Evet kara ans harekat. Ansızın gelebiliriz diye. Acaba deprem bahanesiyle savaş gemisi Türkiye'nin askeri müdahalesine karşı çıkmak için mi bir senaryonu parçası? Olabilir. Her şey olabilir. O senaryoda, Millennium Challenge tatbikatında Amerikan askeri yardım bahanesiyle topraklarımıza giriyor. Daha sonra Türk askeriyle çatışma çıkıyor. Çatışma büyüyünce 96 saatin sonunda işgal ediyor. Bütün evet. uçak gemisindeki herkes iniyor. Bunlar olmayacak şeyler değil. Amerika en azından bunu tatbikat olarak denemiş. Yani niye şaşırıyorsunuz? Ben buna inanamıyorum. Yani şimdi... Nasıl bu kadar şaşırırlar? Aa, olur mu öyle canım öyle şey? Ya Amerika neler neler yaptı nasıl şaşırıyorsunuz? Ben, unuttukları ya? şey milli uyanışın, milli direnişin FETÖ hain darbe girişimine karşı ortaya konmasıdır. Milletin şahlanmasıdır. Türkiye eski Türkiye değildir. Bir daha düşünün. Planlarınızı bir daha gözden geçirin. Bak şer gibi gözüken bu işlerden Allah'ın vaadi var. Hayır çıkar. Siz Türkiye'yi zora soktuğunuzu zannediyorsunuz. Silah ambargosu uyguluyorsunuz. İhalar siyalar devreye giriyor. Azerbaycan'da Karabağ esaretten kurtuluyor. Türkiye bölgesinde sözü dinlenen, mühür basan bir devlet haline geliyor. Türkiye'nin önünü alamazsınız. Türkiye ayağa kalktı bir kere. Türkiye yürüyor. Lideri yürüyor, millet arkasından yürüyor. Allah'ın izniyle kimse karamsarlığa kapılmasın. Türkiye büyük devlet, güçlü devlet ve milletimizle de, devletimiz el birliğiyle de biz bunların üstesinden inşallah, i̇nşallah geleceğiz inşallah. Sayın Gülaycı çok teşekkür ediyoruz ben çok sağ olun ee, inşallah bölgeden yeni mucizeler gelecek İşte 152. saatte bir çocuk ve bir genç kız enkazdan sağ çıkarıldı ee, bizler de buna şahitlik ettik ee, umutlar <laughs> devam ediyor umutlar kesilmiyor daha önce tarihe de baktığımızda 8. gün 10. gün hatta 17. gün kurtarılanlar var 17. gün. Yani Rabbimin mucizesi olabilir. O yüzden inşallah o mucizeleri burada Beyaz TV ekranlarına da taşıyacağız. Onları da ekranlarınıza getireceğiz efendim. Beyaz TV'de gün boyu yayınlar devam ediyor. Ben Deniz akşam saat 22'de yine Beyaz TV ekranlarındayız. Haftaya pazar Sayın Gülerce ile birlikte. İnşallah. İnşallah. Beyaz TV ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.